أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين وجماعة الحاضرين والسامعين والمشاهدين Değerli kardeşlerim, muhterem Müslümanlar, bugün çok önemli bir gün. Yevmul İd. Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'ın bizi müjdelediği iki bayram var. İdul Adha ve İdul Fıtr. Kurban bayramı ve fıtır bayramı. Fıtır, fıtrata dönmektir, temizlenmektir, paklanmaktır. Bu bayram Eydül Fıtır'dır. Fıtrata dönmek, kendimize dönmek, öze dönmek, temizlenmek, paklanmak, malımızı paklamak, canımızı paklamak. Onun için Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam bu iki günde oruç tutulmasını, yani bayram günlerini oruç tutulmasını, ki Ramazan'ın ilk bayramı, diğerinin de 3 gün tutulmasını haram kılmıştır. Bayramdır. Onun için değerli kardeşlerim, bizler çok büyük nimetlerle karşı karşıyayız. Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhissalatu Vesselam'ın ümmeti olarak büyük nimetlerle iç içeyiz. Çok büyük nimetlerle donatılmış bir ümmetiz. Çok büyük fırsatlarla donatılmış bir ümmetiz. Ama bizler bu noktada gerçekten ciddi şekilde bir gaflet içerisindeyiz. Allahu Teala bu gafletten bizi uyandırsın. Biz hamd ümmetiyiz. Her namazda Fatiha suresini okuruz. Her namazda ve o namazın her rekatında ne deriz? Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd alemlerin Rabbine olsun. Çok sururlu, çok mutlu bir anı ve günü de olabilir. Çok mutsuz, çok dertli bir anı ve günü de olabilir. Müezzin ezan okuduğu zaman o namaz kılmak zorundadır. Ve kıldığı o namazda der ki Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim Maliki Yevmiddin İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in İhdina s-sirâtel müstakîm Sirâtel lezîne en'amte aleyhim Gayril mağdûbi aleyhim Veleddâllin. Aslında bu süreye bakıldığında Efendimizin ümmeti günde 5 vakit bayram yapıyor. Bu süreye bakıldığında bütün zorluklarını, sıkıntılarını, darlıklarını, günahlarını, haramlarını, helallarını Allah'a havale ederek Ya Rab sana hamd ederim. Sen ki alemlerin Rabbisin. Ben biliyorum ki tasarrufat senin elindedir. Sen ki kıyamet gününün, hesap gününün sahibisin. Ben biliyorum ki bugün bitecek. Ramazan ayı bittiği gibi. Biliyorum ki bugün de bitecek. Onun için gerçekten çok ama çok karlı bir ümmetiz. Çok karlı bir ümmetiz. Aleyhissalatu vesselamın ümmeti olarak bizler ne kadar şükretsek azdır. Bu nedenle değerli kardeşlerim, Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın ümmeti bugün de bir hitamla karşı karşıya. O hitamın adı bir Ramazan bitti. Yani
bir son verme, bir farklı hayata geçiş başladı. Ve Eid, neden Eid denilir? Yevmul Eid. Her yıl dönüş yaptığı için, her yıl nasıl namaz dönüş yapıyor? Nasıl namaz dönüş yapıyor? Her yıl bayramda dönüş yapıyor. Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın ümmeti öyle bir karlı ümmettir ki, o her namazın ezan okunmasıyla giriş yaptığı hamdele, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, hamd alemlerin Rabbine olsun ki ben şu anda bütün zorluklarımı, sıkıntılarımı, varlıklarımı, her neyim varsa onu arkada bıraktım, şu anda huzurunda duruyorum. Ve onu bir mutluluk kabul eder, bir mutluluk ad eder. Halbuki biraz önce cenazesi kalkmış, biraz önce bir felaket olmuş veyahut çok ciddi bir sorun, bir mutluluk olmuş. Ama bütün bunlara rağmen alemlerin Rabbi olan Allah'a sığınır. Çünkü bilir ki güç ondan başka hiçbir şeyde değildir. Kullu men aleyha fan. Kullu men aleyha fan. Ramazanın biri demiştik. 30'u geldi mi? Fanidir. Senin yeryüzünde gördüğün ne varsa fanidir. Neyi görüyorsan, gözüne ne çarpıyorsa, bir de göze çarpmayanlar vardır değil mi? Bütün bunların sahibi Maliki Yevmiddin. Fatiha'da okuyoruz. Din gününün sahibi. Din gününün sahibi. O nedenle değerli kardeşlerim, bizler şu anda Ramazan'ı bitirdik. Bir Ramazan ayının bizim üzerimize akan rahmetinden, mağfiretinden ve Efendimizin üteka diye sınıflandırdığı, ateşten uzak duran, ateşten uzaklaştırılan, azat olan bir sınıf. O günün de son gününü dün yaşadık. Evveluhu rahme, evsatuhu mağfire, ahiruhu itkun minen nar diye Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın müjdelediği ümmetin dün itkun minen nar günü bitti. Ateşten azat olma. Ateşten azat olma. Çünkü bu ay ne ayıydı? Tevbe ayıydı. İstiğfar ayıydı. Merhamet ayıydı. Dayanışma ayıydı. Yardımlaşma ayıydı. Dertleşme ayıydı. Ziyaretleşme ayıydı. Birbirimizi görme ayıydı. Bugün de o günün mutluluğunu yaşayabilme günüdür. Yani muavede, yevmul muavede denilir aynı zamanda. Eid denildiği gibi yevmul muavede, birbirimizi ziyaret etme günüdür. Biz daha önce Efendimizin bu ümmetinin adı nedir? Ümmetül Besme. Bakınız, bu çok önemli. Tebessüm ümmeti. Ümmetül Besme. Tebessüm ümmeti. Bugün o tuttuğumuz oruçların, verdiğimiz fıtır ve zekatların, birbirimizle dayanışma noktasındaki ziyaretlerimiz, misafirperverliğimizin bir de aynı zamanda mutluluğunu yaşama günüdür. O nedenle kapılar açık olacak. Kapılar açık. Kapılar açık olacak. Her birimizin kapısı bir diğer dostuna, diğer komşusuna, diğer akrabasına sonuna kadar açık olacak. Çünkü bazı şu anda işte bayramı tatil bilip Rabbim onları selametle yuvalarına vardırsın. O kardeşlerimizi. Ama keşke tatillerini kendi evlerinde anneleriyle, babalarıyla, akrabalarıyla, dostlarıyla, komşularıyla Efendimizin aleyhissalatu vesselamın emrettiği şekilde yapsalardı. Çünkü İslam'daki bayramlaşmanın özelliği o. Yerinden ayrılma, kapını sonuna kadar aç. Ve kucaklaş ve git. Ama ne derse, tabii bir fırsat bilinerek belki bazı zorlukların, bazı sıkıntıların yapmış olduğu iş zorluğu, sıkıntısı kendisini buna zorluyor.
Allah yardımcıları olsun. Ama neticesinde İslam'daki bayram anlayışı ve kavramı ve ruhu budur. Onun için kullu men aleyha fan ve yabqa vejhu rabbike zul celali vel ikram. Bütün gördüğün, yeryüzünde gördüğün ne varsa fanidir. Aldanmayalım değerli kardeşlerim. Makam, şöhret, servet, şehvet, bütün bunlar boş. Ama yaptığımız bir amel var, hani bir Ramazan ayı, işte o bakidir. O amelin karşılığı vardır. وَيَبْقَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُلْ جَلَالِ وَالْاِكْرَامِ. Sadece sen Rabbinin kudreti, ki o celalet sahibidir. Onun için değerli kardeşlerim, Allah için bir Ramazan'ı geçirdik. Bir bayram arafesinde, güzel bir günü yaşayabilmenin arafesinde yeni bir hayata geçiş yapalım. O yeni hayatın adı ümmet ruhu olsun. Kardeşlik ruhu olsun. Muhabbet ruhu olsun. Akrabalık ruhu olsun. Komşuluk ruhu olsun. Kardeşlik ruhu olsun. Ve aynı zamanda yeni bir Müslüman olabilme ruhunda, ruhuyla da dirilelim. Yani tevbelerimizin kabul olduğuna inanalım. Ettaibu minen zembi kemella zembele. Günahlarından tevbe eden hiç günah işlememiş gibidir. Her zaman bu hadisi ben hatırlatmayı severim. Çünkü Efendimizin bize bir hediyesidir. Yoksa biz gafiliz. Biz beşeriz. Bizim zelletul kadem diye bir her an için bir aciziyetimiz var. Ayaklarımızın kayması. Nefsimizin şımarması. Her an için bir aciziyetimiz var. Bu aciziyete düşebiliyor muyuz? Düşeriz. Onun için Efendimiz aleyhissalatu vesselam Allahümme la tekkilni Allahümme la tekkilni ila nefsi tarfete aynin ve la akalle min zalik. Ya Rab, bir göz kırpması kadar dahi olsa ve hatta ondan daha azı dahi olsa beni nefsimle baş başa bırakma. Onun için bizler nefsimizle, şehvetimizle, arzumuzla baş başa kaldığımız zaman insan şımarır. O nedenle Allah bize imandan sonra en büyük nimet tövbeyi vermiş. İmandan sonra en büyük nimet tövbe nimetidir. İşte elhamdülillah tövbe ayı geldi geçti. Ve bugün de yine de bu sabah bütün meleklerin nazil olduğu, Allah'ın seyru temaşa ettiği bu ard-ı kurrede bizim de insan olarak ve Müslüman olarak kendimize gelmemiz gerekir. Tövbe etmemiz, istiğfar etmemiz ve aramızda kiminle hangi hesap varsa o hesabı ayak altına almamız gerekir. O hesabı ayak altına almamız gerekir. Geçtiğimiz Ramazan'da bazı dostlarla bazılarına bir selam gönderiyorum. Ve o bazıları dediğim de yan kardeşidir, yan kapı komşusudur, yan amcası oğludur, yan dayısıdır, yan teyzesidir, ya halasıdır. İnanır mısın bana verdiği cevap şu anda ümmetin altına konulan dinamittir. Hocam ben ondan küsüm, konuşmuyorum. Kardeşine küs, beraber kaldı. Komşusuna küs. Konuşmuyorum. Numarasını ver. Numarası bende yok. Sildim. Bizler birbirimizi kalbimizden ve telefonumuzdan silersek Allah da bizi siler. Bizler birbirimizi sevmek zorundayız. Bizler birbirimizi sevmediğimiz müddetçe Allah da bizi sevmeyecektir. Sevmeyecektir. Onun için değerli kardeşlerim, aramıza akrabalığı, komşuluğu, ortaklığı, beraberliği, kardeşliği, İslami prensipler üzerinde koymak zorundayız. Bakınız burada aynı saftayız. Ama her zaman ara sıra bunu hatırlatıyorum. Bazen olur ki saftaki bir kardeşimiz der ki bilseydim şu anda sen benim safımdasın, ben bu camiye gelmezdim diye kendi kalbinde farklı farklı kinler taşıyanlar. Allah korusun. O safın ruhuna, o caminin ruhuna bir hakarettir. Onun için bizler tebessüm ümmetiyiz. Birbirlerini seven ümmet.
Birbirleriyle omuz omuza olan bir ümmetiz. Aynı kubbenin altında birleşen bir ümmetiz. Aynı kapıdan gelen bir ümmetiz. Men lem yehtem bi umuril mu'minine feleyse minhum. Her kim Müslüman kardeşinin derdiyle dertleşmezse onlardan değildir. Bizler kardeşiz. Birbirimizin derdiyle dertleşmek bizim zorunluluğumuzdur. Nitekim Ramazan bize bunu öğretti değil mi? Hani o sofralarda yetimler, fakirler, mağdurlar, bırakın Kahramanmaraş'ımızı, Allah Maraş'ımızı ve Türkiye'mizi daim etsin elhamdülillah. Dünyanın neresinde olursa olsun bir mağdura, bir sıkıntıya düşmüş yetime el uzatıldı elhamdülillah. İşte ki yine devam ediyor. Rabbi bu gücü ve kuvveti buradan almasın inşallah. Değerli kardeşlerim, ümmet budur. Kardeşlik budur, bayram budur. Bizim bayramımız bu. Bizim bayramımızı yatlara, kenarlara, kıyılara, denizlere gitme değil. Bizim bayramımız birbirleriyle ağlaşanlar, dertleşenler, birbirlerini anlayanlar ve gönül alanlar. Nerede yetimi var, fakiri var, mağduru var, onu araştırıp gidip onun kapısını çalma var. Onun için biz bayram ruhunu kaybettik. Maalesef bayram ruhunu kaybettik. Allah için bayram ruhuna sarılalım. Ve kardeşliğimizi ifade edelim. Bakınız, Kahramanmaraş'ımızda 2 gün önce bir tufan oldu. Allah muhafaza. Daha fazlasıyla 1 saat, 2 saat sürseydi Kahramanmaraş'ımız yoktu. Bir İslam alimi ne mükemmel söylüyor Allah dostu. Setübdi lekel eyyamu ma kunte cahila ve ye'tike bil ahvari ve ye'tike bil ahbari men lem tezevvedi. Setübdi lekel eyyam ma kunte cahila. Sen evde oturuyorsun rahat rahat sofranın üzerinde ama 2 saat, 2 dakika sonrası ne olacağını bilmiyorsun. Setübdi lekel eyyam. Günler öyle sana doğacak ki ma kunte cahila, hiç haberin yok neler getireceğinden. Günlerinin sana neler getireceğinden haberin yok. Bir 15 Temmuz başımıza doğmadı mı? O da bir afetti. Hiç haberimiz var mıydı? Yoktu. Ama bir diğerinde bir sel felaket gelmedi mi? Onda haberimiz var mıydı? Hayır. Bayram hazırlığında olan bir ailenin yavruları ve annesi gitti, şehit oldular onlar. Şehit oldular. Biliyor musunuz İslam'da iki kısım şehadet var. İki kısım. Biri dünya şehidi. Bir diğeri ahiret şehidi. Dünya şehidi vatanımız, bayrağımız, imanımız ve bizi koruma amaçlı canını seve seve veren Mehmetçiğimiz, askerimiz. O dünya. Niye dünya diyoruz? Burada biraz sanki böyle ya biri ahiret biri dünya. Niye dünya diyoruz? Çünkü dünyada dünyadakiler de onlara şahitler ki şehitler onlar. Almış silahını 15, 20, 25, 30 yaşlarında bir genç çıkmış kendi vatanını ve bizim burada namazda rahat namaz kılabilmemizi sağlamak adına, bayrağımızın dalgalanmasının adına kanını ortaya koymuş, canını ortaya koymuş. Ve babası diyor ki, annesi diyor ki, gururla vatan sağ olsun. Biz hepimiz şahidiz buna. Bütün duyanlar buna şahitlik eder. Der ki, vatan sağ olsun dedi. O şehittir. Dünya ehlinin şehadet ettiği kısım. Askerimiz, ordumuz, vatan uğruna, bayrak uğruna, iman uğruna kan dökmüşler. Bir de ahiret şehidi var. Sel, yangın, doğum esnasında ve boğulma vesaire doğal afetlerle veyahut mazlum, zalimin eline öldürülmesiyle gasp, baskın gibi sonuçlarla ölümü hasıl olanlar, onlara ahiret şehidi diyoruz. Niye? Çünkü onun fadlını, faziletini Allah biliyor. Biz bilmiyoruz. Biz onun mağdur olduğunu biliyoruz. Onun gerçekten çok zorlu bir şartlarda efendim dünkü o yavrularımız gibi, anneleri gibi Allah-u Teala şehadet ecrinden mahrum etmesin onları diye dua ederiz. Bizim için dua. Allah için onu bilme ve karşılığını verme vardır. Onun için
Bizler her zaman Allah'ın bizim başımıza ne getireceğine hazır olmamız gerekiyor. Hani üç kuruşluk dünya derler ya, bunun için birbirimizi kırmaya, incitmeye, efendim darda bırakmaya gerek yok. Güç kalmaya, nefret olmaya. Onun için tasavvuf budur işte ha. Tasavvuf nedir? Tehliye, boşaltmak. Et-tehliyetu mukaddemetu alet-tehliye. Boşaltmak doldurmaktan önce gelir. Sen bardaktakini boşaltmadığın müddetçe su olduğunu, sade su olduğu bir şeye çay eklersen, ayran eklersen karıştırırsın. O bardağı boşaltırsın, çaysa çayı boşaltır, ayran doldurursun, ayransa ayranı boşaltır ve aynı zamanda onu yıkarsın ve ondan sonra suyu doldurursun ki adı ya ayran olsun, ya su olsun, ya da çay olsun. İşte kalp de o. Kalbi kinden, nefretten, hasetten, gıybetten, yalandan boşaltacaksın. Bu nedir? Batını ibadet, gizli ibadet. Zahiri ibadetlerimiz namazdır, oruçtur, zekattır. Hatta İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh bunu öncelikli veriyor buna. Diyor ki siz batini ibadetlerinize sadık olmadığınız müddetçe zahiri ibadetleriniz size fayda vermez. Yani onu ne yaparsınız? Boşa çıkarırsınız. Namazı kılar, yalan konuşur. Namazı kılar, hile yapar ticaretinde. Namazı kılar vesaire, hatalarla, haramlarla karışır. Oruç tutar bir ay, ondan sonra her şey serbest. Olur mu öyle? Olmaz. Oruç tutar bir ay, onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, hoş görelim. Efendimizin sözleri bunlar. Efendimizin sözlerini hoş göreceğiz ve hayatımıza ibret olarak koyacağız. Ağzı bağlı öküze benzetiyor. Hani harmanlarda harmanı yapar ya. Ve o sahibi ne yapar? Buğdayı yememesi için, başağı yememesi için ağzını bağlar. Onun için diyor, ümmetimden öyleleri vardır ki ağzını bağlar ama harama dikkat etmez. Hak hukuka dikkat etmez. Gönüle dikkat etmez. Komşuluğa dikkat etmez. Akrabalığa dikkat etmez. Onun için bizler bunu bilmek zorundayız. Kalbimizi boşaltmak zorundayız. Ki Allah'ın nurunu oraya koyalım. Kalbi hastalıktan kendimizi uzaklaştırmak zorundayız. Kalbi hastalıklar bizi artık yok etti. Bugün bu asrın en büyük ama en büyük ümmet için zararlı olanlar kalbi hastalıklardır. Zaten nitekim tasavvufu da ortadan kaldırmanın da nedeni bu. Televizyonlarımızda hiçbir zaman ahlaktan bahsedilmiyor. Aile sohbetlerimizde bahsedilmiyor. Ve bahsedilen yerlere de götürülmüyor. Onun için bir nesil de aynı zamanda yok olmaya gidiyor. Babasından ne görüyorsa o şekilde. Annesinden ne görüyorsa o. O nedenle değerli kardeşlerim, gelin bayramı bayram yapalım. Gelecek bir hayatı bayramla bütünleştirelim. Ve o hayatın adı huzur hayatı olsun. Saadet hayatı olsun. Mutluluk hayatı olsun. Ve tevbeyle istiğfarla kendimizi bütünleştirelim. Tevbe ve istiğfarla kendimizi bütünleştirmediğimiz müddetçe zarar ederiz. Zarar ederiz. O nedenle bizim adımız nedir? Ahlaklı bir ümmet. Çünkü Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'a inen kitabın adı nedir? Kur'an. Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya inen kitabın adı nedir? Kur'an-ı Kerim. Kur'an hangi ayda indi? Şehr-i Ramazan'ellezi unzile fihil Kur'an. Kur'an nasıl söylüyor? Şehr-i Ramazan'ellezi unzile fihil Kur'an. O Ramazan ayıdır ki onda Kur'an inmiştir. İnne enzelnahu fi leyletil kadr. Ve ma edrake ma leyletul kadr. Evet, biz onu hem Ramazan ayı ve hem de gününü tayin ederek de Kadir gecesinde indirdik. Siz Kadir gecesinin ne olduğunu bilmezsiniz. İşte ahlak ümmeti olan bu ümmet bunu bilmek zorunda. O zaman değerli kardeşlerim,
Bu ümmet ahlak ümmeti ise ahlakını kimden alır? Ahlakını kimden alır? وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Muhakkak ki sizin için Hazreti Muhammed Mustafa'da güzel ahlak vardır. Sizin için Kur'an işaret ediyor. Bizim için tek model insan kim? Örnek ve rehber insan kim? Ailede, ticarette, idarede ve sosyal hayatın bütün evresinde. Tek model insan Hazreti Muhammed Mustafa'dır. اِنَّمَا بُعِسْتُ لِؤْتَمِّمَ مَكَارِمَ الْاَخْلَاتِ Efendim de aleyhissalatu vesselam öyle buyuruyor. Muhakkak sizin için ben ahlakı tamamlamak için gönderildim. Ahlak insanıyım ben, model insanım. Beni alacaksınız önüne. Beni alacaksın önüne ve beni model olarak kabul edeceksin, uyacaksın. Peki bu ahlak insanı, biz ahlak ümmeti dedik. Model insan da Hazreti Muhammed Mustafa dedik. Bu nereden getirdi bu ahlakı? Bir gün Hazreti Ayşe validemize sorarlar. Bir gün Hazreti Ayşe validemize sorarlar radıyallahu anha. Neyi sorarlar? Hazreti Muhammed Mustafa'nın ahlakını sorarlar. Derler ki ya Ayşe, Resulullah'ın ahlakı nasıldı? Sen onunla yaşıyorsun. Onunla kâne hulukuhu el-Kur'an. Onun ahlakı Kur'an'dı. Değerli kardeşlerim, ancak Kur'an'ı biz terk etmişiz. قال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Bu ayet korkutucu bir ayet. Sarsıtıcı bir ayet. Okuyoruz değil mi? Hafızları dinledik. Ne güzel okuyor. Şura değil bura. Şura daha kısa teravih kıldırır diye bir telaşla bir Ramazan'ı bitirdik. Şu hafıza sesi daha güzel. Orada dinlersek daha iyi olur. Ama neyi bize okuduğunu hiç merak etmedik. Kur'an bizim üzerimize emirler zinciridir. Bunu düşünmedik. قَالَ الرَّسُولُ Allah Resulü dedi ki ya Rab, ey Rabbim, اِنَّ قَوْمِ Bu camilerdeki benim ümmetim اِتَّقَدُ Edindiler hadel Kur'an'ı, bu Kur'an'ı mehcura, terk eder oldular. Kur'an'ı terk eder oldular. Bir zamanlar Kur'an'lar nereye asılıydı? Evlere girildiğinde duvara güzel bir şekilde bir örtü içerisinde ve o asılıydı. Girilen eve ilk göze çarpan Kur'an olması şuuru vardı. O ailede, o annede. Şu anda çiviyi çakma. Dolaba sakla. Görüntüyü bozuyor. Bizim göğsümüzden alınan Kur'an'ı duvara astılar. Şu anda duvarımızda da yok. Resulullah buna işaret ediyor. İnne kavmi, benim bu ümmetim ittekadu hadel Kur'an'a mehcura. Bu Kur'an'ı terk eder oldular. Değerli kardeşlerim, bizler de terk edilir olduk. Dualarımız kabul olmuyor. Namazlarımız, ibadetlerimiz şeklidir. Dönelim kendimize. Tövbe edelim, istiğfar edelim. Allah'a dönelim. Onun için bizler Kur'an'da bize emir olan değerler üzerine, ahlaki değerler üzerine, idari değerler üzerine, ticari değerler üzerine muhakkak ama muhakkak kendimize hiçbir pay biçmeden dönmek zorundayız. Aksi halde bizler imtihanlardan, nevaiplerden, nevakiplerden hali olmayacağız. Zorluklardan, sıkıntılardan hali olmayacağız. Bu ümmetin arkasında bırakmış olduğu ihtişamlı bir tarihi var. Bir servetin varsa, bir malın varsa onu kaybetmişsen neden kaybettiğini ararsın, araştırırsın. Hiç elinde yoksa elde etmeye çalışırsın. Ama gel gör ki 1300 yıl izzet yaşamış bu ümmet son 100 yıl neden bu hale geldi? Arayışı içerisinde değildir. 1300 yıl neyle ayaktaydı?
neyle imparatorluk kurmuştu, neyle medeniyet kurmuştu, neyle dünyaya, cihana hakim olmuştu, bunun derdinde değil. Bu nesil başkasını taklit etmeyle, kendi düşmanlarını taklit etmeyle ve onlarla zaman geçirmeyle ebeveyn de maalesef hiçbir telaş içinde değildir. Oğlunun ne olacağı derdinde ama nasıl olacağı derdinde değildir. Ne olacağı derdinde, mühendis mi, doktor mu, hakim mi, savcı mı, ne olacağı derdinde ama oraya nasıl gelineceği derdini taşımayan bir ebeveyn ruhuyla, bir aile ruhuylayız. Onun için bizler kendimize gelmek zorundayız. Bakınız yine de bir Allah dostu bize uyarı veriyor gençlerimizden, çocuklarımızdan, kendimizden, aile yapımızdan. Kur'an'ı terk etmeyin diyor. Men teradda bi ridain gayri melbusi ebi fe seyetihi zamanun yetemennel mevte fi. Men teradda bi ridain gayri melbusi ebi. Kim ata ecdadının tarihinin, medeniyetinin dışında başka medeniyetleri, başka tarihi, başka ana babayı, başka genci taklit ederse öyle bir zaman gelecek, ölümü arzu edecek, ölüm eline geçmeyecek. Suriye ortada, Irak ortada, Libya ortada, Mısır ortada, Tunus ortada, Arakan ortada, Filistin ortada. Türkiye'de böyle mi olsun? Onun için kendimize gelmek zorundayız. Tarihimizin ihtişamını korumak, savunmak, yanında olmak ve yaşamak zorundayız. Osmanlı'ya bakacağız, Selçuklu'ya bakacağız, Abbasi'ye bakacağız, Emevi'ye bakacağız ve asr-ı saadete bakacağız. Onlar neyle o güzelliğe, o medeniyete kavuşmuşlarsa bugün biz de onunla ancak ayağa kalkabiliriz. O nedenle değerli kardeşlerim, bu bayramımız güzel bir bayram. Allah-u Teala bayramımızı bayram etsin. Bütün sıkıntılarımızı gidersin, bütün zorluklarımızı gidersin. Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi gönlümüze hakim etsin. Allah-u Teala bizi nefsimizle baş başa bırakmasın, ayaklarımızı kaydırmasın. Allah Teala bizi haramlardan muhafaza etsin. İbadetlerimizi salih amellerden saysın. Ramazanımızı mübarek eylesin inşallah Teala. Gelecek Ramazan'a bizi kavuştursun. Ve Allah Teala şu anda ümmetin içinde bulunmuş olduğu zorluğu gidersin. Suriye'de, Irak'ta vesaire diğer bütün ülkelerde huzur ve saadeti koysun. Filistin bir izzettir. Filistin'i de bize iade etsin. Ve Türkiye'mizi görünür görünmez bütün bela ve musibetlerden muhafaza etsin. Hile ve oyunlardan muhafaza etsin. Ve Allah-u Teala hepinizden razı olsun. Birbirimize dua edelim, birbirimizi sevelim. Bizler birbirimizi sevmediğimiz müddetçe bir daha Allah da bizi sevmeyecektir. Allah-u Teala bela ve musibetlerden, afatlardan da Maraş'ımızı ve diğer bütün Türkiye'mizi muhafaza etsin, bütün ümmeti muhafaza etsin. Allah hepinizden razı olsun. Bayramınız mübarek olsun. اَقُولُ قَوْلِ هَذَا وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ لِيَا وَلَكُمْ وَاُفَوِّدُ اَمْرِ اِلَى اللّٰهِ إن الله بصير بالعباد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين لروضة النبي صلى الله عليه وسلم ولروح ساداتنا الكرام الفاتحة